Hepsinin hikayeleri farklı ancak yaşamları bir diyebiliriz onlar için. İstanbul Gürpınar Omurilik Felçleri Merkezi'nde arkadaşlarımız da oraya gittiler ve omurilik felçlilerine mikrofon uzattılar. Bakalım neler konuşuldu, neler yaşandı o dakikalarda, bir izleyelim. Ne ağlarsın benim zülfü siyahım, ne ağlarsın benim zülfü siyahım. Müzik, şiir, resimle engelleri ortadan kaldıran Engelsiz Yaşam Merkezi burası. Bu da gelir, bu da geçer. İstanbul Gürpınar'da Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteğiyle Omurilik Felçlileri Derneği tarafından kurulan Hüsnü Ayık Bakım Merkezi sanat atölyesinden farksız. Ah, bir yürüyebilsem, bir basabilse ayaklarım yerlere. Ah, bir tutabilse ellerim, bir uzanabilsem sımsıcak ellere. Ne güzel söylediniz. Peki siz mi yazdınız? Bunun hikayesi nasıldır? Evet, ben yazdım. 1991 yılında yağmurlu havada yolun bir karşısından diğer karşısına geçerken kaydım, düştüm. Düştükten sonra yapılan hatalı ilk yardım nedeniyle omurilik felçlisi oldum. Hepsinin hayat hikayesi farklı olsa da onların yaşamı burada omurilik felçlilerinin Gürpınar yerleşkesinde kesişiyor. Kimi burada resimlerini çizerken, kimisi ise şiirlerini yazıyor. Başka bir omurilik felçlisi ise burada türkülerini saz eşliğinde söylüyor. ...1988'de geçirdiğim bir trafik kazası sonucu omurilik felçlisi oldum. 20 yıl evde kaldım. 2009'dan beri de buradayım. Ama engelimi evde aşamadım. Burada açtım engelimi. Şu an arkamda gördüğünüz iki resmim var. Ama benim onlarca satılmış resmim var. Burası bağışla dönen bir yer olduğu için haliyle biz de böyle resim yaparak buraya bir katkıda bulunuyoruz. Sanat atölyelerinin yanı sıra rehabilitasyon ve fizyoterapi odalarında son teknoloji kullanılıyor. Hüsnü Ayık Özel Bakım Merkezi ücretsiz bakım hizmeti vermekte ve bağışlarla ayakta duran bir kurum. Bundan dolayı tüm duyarlı vatandaşlarımızın desteklerini beklemekteyiz. Merkezin sakinleri, kendileri gibi tekerlekli sandalyeye muhtaç olan başka engelliler için de sosyal sorumluluk projelerinde yer alıyorlar. Bağlı kapak sorumlusuyum. Bunu ben bu projeyi kendim istedim dahil olmayı ve birilerinin hayatına dokunmak iyi geldi bana ve kendimi buldum bu konuda. Devam ediyorum. Biz herkesin çöpüne talibiz.